Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir soğan kebabı tarifi paylaşmak istiyorum. Soğan kebabı güzel bir fırında et yemeği tarifi. Doğu yemeklerinden çok lezzetli, güzel bir yemek. Bunun için ilk önce küçük soğana ihtiyacımız var. Çok büyük olanlarından seçmeyin, küçük olanlarından seçin. 1 kilo soğan kullanacağım. 750 gram kıyma için. İlk önce soğanların sap kısımlarını şurayı kesiyorum. Buradaki uzun olan kök kısmını da biraz kesip alıyorum. Ve bir kat kabuğu kalacak şekilde dış kabuğunu soğanın alıyorum. Tamamen kabuğunu soymuyoruz. Bir kat dış zar kabuğunun kalması gerekiyor. Bu uç kısmı keserken de dikkat edelim. Fazla kesip soğanın parçalanmaması için fazla kesmeyelim. Bu kısmını da bakın güzelce temizliyorum. En dış kısmındaki şurayı da alabiliyoruz. Bunun altında koyu renkli, çok koyu olmayan bir kat soğan daha var zarı. Onun durması yeterli. Bu şekilde kabuğu ile de yapabilirsiniz. Genellikle kabuğu ile yapılıyor. Taş fırınlarda pişen bir yemek. Ev fırınında olduğunda ben üzerine şimdi yağlı kağıtla kapatacağım için soğanlar yanmayacak, güzel pişecek. Sadece bir kat koyu olan renkteki kabuğunu bırakıyorum. 1 kilo soğanın kabuklarını soydum. Uç kısımlarını tamamen kopartmadım. Şimdi bütün haldeyken güzelce yıkayacağım. Yıkamış olduğum soğanları şöyle tam ortasından kesiyorum. Bu kısmı kopartmıyorum. Tam ortadan kesiyorum. Bakın bu kısmı kopartmıyorum. Kopsa da sorun değil. Birbirine yapıştırır gibi koyabilirsiniz. Bu şekilde olduğunda daha güzel oluyor. Soğanları bu şekilde hazırlayıp tepsinin içine koyuyorum. Soğanları direkt tepsinin içine koydum. Şimdi etini hazırlıyorum. Eti için 750 gram yağlı dana kuzu karışık kullanabilirsiniz. Sade de kuzu eti de kullanabilirsiniz. Tek çekim kıyma kullanacağım. Burada 750 gram etim var. 750 gram ete bir tatlı kaşığı tuz, şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve bu harcı güzelce yoğuruyorum. İsterseniz seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Biber salçası kullandığım için pul biber eklemedim. Kıymanızın mutlaka yağlı bir kıyma olması gerekiyor, lezzetli olması için. Ve tek çekim yaptırırsanız daha güzel olur. Köfte hazırlarken de tek çekim kıyma ile yapılan köfteler her zaman daha güzel oluyor. Buna dikkat edin. Güzelce harcı yoğuruyorum. Biber salçası, karabiber ve tuz var. Sadece içinde başka hiçbir malzeme yok. Eti güzelce yoğurdum. Şöyle bir parça köfteye hazırlayıp içine koyuyorum. Köfte şeklini vermeden de böyle koyabilirsiniz. İçini dolduruyorum. Böyle üzerinden de çıkması gerekiyor. Çok kolay bir yemek ve pratik oluyor. Hemen fırına atıp pişirebileceğiniz güzel bir et yemeği. Soğan da seviyorsanız güzel bir tarif. Fırın tepsisine içini doldurmuş olduğum soğanları yerleştiriyorum. Soğanların güzel pişebilmesi için çok büyük soğan seçmeyin. Küçük soğan seçerseniz pişme sorunu yaşamazsınız. Söylediğim gibi taş fırınlarda pişen bir yemek. Fakat evde normal fırında da yapabileceğiniz bir yemek tarifi. Şöyle güzelce bakın içini dolduruyorum.
ve tepsiye yerleştiriyorum. Etiniz güzel bir et ise lezzetli, yağlı, sonuç çok güzel olacaktır. Soğanları yerleştirdim. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağım. Üzerinin sosu için 2 tane domatesi şöyle ortadan kesip rendeleyeceğim. Kestiğimiz taraftan rendelersek çok güzel rendeleniyor. Kabuğu da ayrılmış oluyor. Ekstra kabuğunu soymamıza gerek kalmıyor. Domatesin üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu nar ekşisi ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Karabiber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Yarım da limonun suyunu sıkıyorum. Salça, baharat, yağ ve domates güzelce birbirine karışsın. Üzerine suyunu da ilave ediyorum. 1 çay bardağı su yeterli geliyor. Şimdi hazırlamış olduğum bu sosu yemeğin üzerine gezdiriyorum. Bütün her soğanın üzerine tek tek gelecek şekilde koyuyorum. Lezzetini içine alsın. Sosu içine çekerek güzelce pişsin. Yemeğin üzerine ıslatılmış yağlı kağıt ile kapatıyorum. Yağlı kağıdı ıslatıp buruşturduktan sonra çok rahat üzeri kapatılıyor. Fırın yemeklerinde büyük kolaylık oluyor. Şöyle açılmayacak şekilde güzelce kapatıyorum. Önceden ısınmış 180 derece fırında 1 saat pişireceğim yemeğimi. 1 saat piştikten sonra üzerini açıp tekrar üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Şimdi 180 derecede 1 saat pişsin. Daha sonra da üzerini açıp üzerini kızartalım. Soğan kebabı 180 derece fırında 1 saat pişti. Şimdi artık üzerinden kağıdını alıp üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Soğan kebabının üzeri kızardı. Fırından çıkarttım. Fırının derecesini 200 dereceye alıp üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Bu aşamada salmış olduğu suyu da çekti. Çok güzel kızardı. Şimdi üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Ve yemeğimiz afiyetle yemeğe hazır. Şahane görünüyor. Gerçekten çok güzel pişti. Soğan harika bir şekilde pişti. Üzerleri de bakın kızardığında çok güzel bir görüntüsü oldu. Soğan kebabını yufka ekmeğiyle yemesi çok güzel oluyor. Ekmeğin içine eti koyup dürüm yaparak çok lezzetli oluyor. Şöyle bir tane de dürüm yapıp göstermek istiyorum. Şöyle dış kabuğunu alıp yufkanın içine açabilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli, güzel, doyurucu bir yemek oluyor. Tabii ekmeğinizi bandırarak da afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, yemeğe hazır. İster dürüm yaparak, isterseniz böyle pide ekmek ile yiyebileceğiniz güzel bir yemek tarifi. Böyle servis tabağına alıp da yine göstermek istedim. Gördüğünüz gibi soğanı da yumuşacık pişmiş, eti de aynı şekilde. Çok lezzetli, güzel bir yemek tarifi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.